Merhaba hanımlar. Liban çekirdeği iğne oyası modelimizin yapılışını göstereceğim sizlere. Önce ipimizi takarak yapmaya başlayalım. Biraz büyük ip alıyoruz. Ben liman çekirdeğimi sarmak için tığ kullanıyorum. Pipet kullanan arkadaşlar da var ama tığ daha sert olduğu için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde tığımın arkasıyla ipimin ucunu ve iğnemi tutuyorum. Bu şekilde. Ve daha sonra bu tek olan kısmı çift değil. Bu tek olan kısmı iğnemle tığıma sarıyorum. Ben 30 defa sarıyorum. Siz daha az ya da daha çok sarabilirsiniz. Evet. Sardıktan sonra şimdi bu tek olan ipimi iğneme şu şekilde ve çift olan ipimi de şu şekilde düğüm atıyorum. Buraya da 10 defa sarıyorum. Evet, 10 defa sardıktan sonra yavaş yavaş, biraz çekimi zor olacak, iğnemi dikkatlice çekeceğim. Dediğim gibi biraz zor çekilecek. Dolaştırmadan. Dikkatlice çekelim yavaş yavaş. Bakın. Evet, şu şekilde. Dikkatlice düğümlerimizi atıyoruz. Düğümümüzü iyice sıkalım. İyice sıktıktan sonra çıkarıyorum ipimi. Bir çıkardıktan sonra tekrar iğnemi aralarından geçirip tek olan ipimi bir kez atıp yine aynı düğümü 10 defa atıyorum. Yine dikkatlice çekmemiz gerekiyor. Yavaşça. Şimdi iyice sıkılayalım tekrardan. Fazla ipini keselim. Uçlarını da yakıyorum. İplerin uçlarını ve bu liman çekirdeklerinden birkaç tane yapalım. Evet arkadaşlar, ben böyle birkaç tane liman çekirdeği hazırladım ve şimdi bunları eklemek için zeminini yapalım. Şu şekilde ben zürafasını hazırladım.
Şimdi üstüne geçelim. Evet, ipimizi takalım. Birkaç tane zürafa yapacağım. En son yaptığım zürafanın içine dönüyorum tekrar. Buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Bu pırpırın içine tekrar dönüyorum. Aşağı iniyordum tekrar. Tekrar küçük bir pırpır yapıyorum. Yine pırpırımın içine batıyorum. Şimdi yaptığım liman çekirdeklerinin bir tanesini alayım. Ve şimdi liman çekirdeğimizi ekleyeceğim. Şu şekilde iğnemden geçiriyorum. Ve buraya düğümlüyorum. Ve şimdi tekrar aşağı iniyorum. Yine bir pırpır. Pırpırımızın içine tekrar ve yine aşağı iniyoruz. Evet. Limon çekirdeğimizi eklemiş olduk. Şimdi devam ediyoruz. Aşağı indik. Bir sonraki zürafaya. Yine 4 tane daha zürafa yapacağım. Yine aynı şekilde limon çekirdeklerimizi böyle ekleyeceğim. Evet, limon çekirdeklerimi eklemeye devam ediyorum. Ben iki renk kullandım. Dilerseniz siz rengarenk ya da tek renkli de yapabilirsiniz. Bu şekilde takıyoruz yine aynı şekilde. Yine aynı dibine düğümümüzü atıyoruz. Ve aşağı iniyoruz.
Tekrar pırpır yapıyoruz. Yine pırpırın içine çıkıyoruz. Ve tekrar aşağı iniyoruz. Şekilde eklemiş olduk. Evet, modelimiz bu şekilde. İpimizi keselim. Fazla ipimizi yakalım. Dediğim gibi siz isterseniz rengarenk ya da tek renkli de yapabilirsiniz. İki renkli yaptım. Evet arkadaşlar, limon çekirdeği modelimiz bu şekilde. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.